Kış aylarının başlamasıyla birlikte soğuk hava koşulları su tüketimini ve egzersizi azaltırken açlık hissini güçlendiriyor. Bu da kalori sorununu ortaya çıkarıyor. Diyetisyen Betül Arslanoğlu ise bu durumla başa çıkmanın yollarını 6 başlık halinde açıkladı. İşte Arslanoğlu'nun açıklamaları. Havaların soğumasıyla beraber gün ışığından yararlanmamız birazcık düştü ve egzersiz seviyemiz de azaldı. Buna bağlı olarak evde geçirdiğimiz vakitler artmaya başladı. Ve evde geçirdiğimiz bu vakitlerde sürekli atıştırma isteğimiz oluyor olabilir, tatlı isteğimiz, karbonhidrat tüketimimiz de artmış olabilir. Gelin birlikte bu konuyla ilgili ne gibi önlemler alabiliriz onu konuşalım. İlk olarak metabolizmamızı hızlandırarak işe başlamak oldukça doğru olacaktır. Soğuyan havalarla beraber metabolizmamızın ısı üretme isteği artmakta ve buna bağlı olarak da kalori isteğimiz, ihtiyacımız artmaktadır. Ve bu bizi daha çok atıştırmaya, daha fazla tatlı ve karbonhidrat yemeye itiyor olabilir. Metabolizmamızı hızlandırarak bu durumun önüne geçebiliriz. Öncelikle doğru ve sağlıklı beslenmeyi temel alalım. Eğer yazdan kilo olarak çıktıysak ani bir şekilde kilo vermeyi vaat eden şok diyetlerden uzak durmalıyız. Bu tarz diyetler metabolizmamızı oldukça yavaşlatacaktır. Ve mutlaka egzersiz yapmalıyız ki kas oranımızı artıralım. Vücudumuzda kas oranımızın yüksek olması metabolizmamızın da yüksek olmasıyla paraleldir. Bir diğer önemli konu ise kaliteli besinlere beslenme planımıza dahil etmek. Kaliteli karbonhidratlar, protein grubu ve sağlıklı yağlardan oluşan bir beslenme programı izlememiz çok önemli. Diğer konu ise bağırsaklarımızı beslemek. Bağırsaklarımız sadece sindirim ve emilim için değil, aynı zamanda bizim duygu durumumuz için, ruh halimiz için oldukça önemlidir. O yüzden bağırsak sağlığımıza dikkat etmek, doğru bir şekilde sindirimimizi yapabiliyor olmak ve aynı zamanda prebiyotik ve probiyotik besinleri günlük planımıza dahil etmek yine oldukça önemli olacaktır. Bir diğer önemli konu ise stres seviyemizi düşürebilmek ve mutlu olmak. Serotonin hormonu dediğimiz hormon mutluluk hormonu olarak bilinir ve kış aylarında havaların soğumasıyla güneş ışınlarının da daha az bize gelmesiyle serotonin seviyemiz düşebilir. Ve biz bunu telafi etmek için duygusal yeme dediğimiz daha çok tatlılara, karbonhidratlara yöneliyor olabiliriz. Bu durumla baş etmek için de serotonin seviyemizi arttıracak başka şeylere ihtiyacımız var. Bunlar ne olabilir? Bir yürüyüş yapmak, doğa yürüyüşü yapmak, ailemizle, sevdiklerimizle, evcil hayvanlarımızla vakit geçirmek ve triptofandan zengin besinleri hayatımıza dahil etmek olabilir. Soğuyan havalarla beraber su tüketimimiz de oldukça azalıyor. Ama aslında vücudumuzun su isteği yaz-kış değişmiyor. O yüzden su tüketimimizi artırmaya odaklanmamız gerekiyor. Aynı zamanda havaların soğumasıyla beraber sıcak bir şeyler içme isteğimiz artıyor ve çok fazla çay kahveye yöneliyor olabiliriz. Çay ve kahve de vücuttan su atımına ve buna bağlı olarak da ödeme sebep oluyor. O yüzden su tüketimimizi artırmaya sade soda, yeşil çay, bitki çayları, zencefilli, limonlu çaylar gibi daha sağlıklı sıvı seçeneklerine yönelmemiz gerekmekte. Annelerde bir kan tahlili yaptırıp kan değerlerimize baktırmak, vitamin mineral seviyelerimizi ölçmek de oldukça önemli olacaktır. Demir, B12, D vitamini gibi önemli vitamin minerallerin eksiklikleri vücudumuzda bazı sorunlara sebep olabilir. En başında da daha halsiz hissetmek, uyku hali geliyor olabilir. Bu da bizim hareket seviyemizi etkiler, daha fazla evde durmamıza sebep olur ve atıştırmalıklara sebep olur. Buna bağlı olarak da kilo alıyor olabiliriz. Bu durumu göz ardı etmeyelim. Hem vitamin mineral değerlerimize baktıralım, eğer eksikliği varsa bunların takviyelerini alalım. Hem de beslenmemizde omega 3, C vitamini, A vitamini, selenyum, çinko gibi bizim için önemli olan bağışıklık sistemimizi güçlendiren vitamin minerallerden zengin bir beslenme planını benimseyelim. Bu bizim duygu durumumuzu ve enerji seviyemizi yükseltecektir.